Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle dostlar şunu söyleyelim, Yunanistan medyasının Kazakistan'da kan dökülmesinden mutlu olduğunu görmekteyiz. Utanmadan şu başlık atılmış: püskürtün, silin, işiniz bitti, Rus paraşütçüler Türk Kazakların yarısını 48 saatte temizliyor cümlesi kullanılmış. Yani işin özeti, Yunan medyası yine Rusya'nın Kazakistan'ı işgal etmesine sevinmiş durumda. Üstelik bize iftira atıp şu cümleyi kullanmışlar: İsyan eden binlerce Türk yanlısı Kazak, Türk özel servisiyle yakın bağlara sahip şeklinde Yunan medyasının saçma haberini görmektesiniz. Zaten habere değer verip okumaya bile gerek yok. Oldukça saçmalamışlar. Rus paraşütçülerin Almata'da 48 saatte katliam yaptığı da burada servis ediliyor. Yine uzmanlara göre Alma-Ata bölgesindeki operasyonun pazartesi sabahına kadar tamamlanmasının beklendiği cümlesi de kullanılmış. Biz diğer haberlerimize bakalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk kez Kazakistan'a yönelik açıklama geldi. Kazakistan bizim dostumuz. Askeri eğitim işbirliği dahil olmak üzere çok yakın ilişkilerimiz var. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim için önemli bir müttefik, dost bir ülke. Bir an önce Kazakistan'a barış ve huzurun gelmesi, nizamın hakim olması bizim inancımız. Kazakistan'daki kardeşlerimizin kendi imkan ve yetenekleriyle oradaki sorunları aşacağını biliyoruz. Biz her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Cumhurbaşkanımızla her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu vurguluyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda, talimat verildiğinde Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ederiz açıklamasına yer veriliyor ki Kazakistan'ın başında Rusya'nın adamı olduğu için zaten bizden yardım istemeyecekleri de çok belli. Şunu söyleyelim, özel kuvvetlerin Almatı'da terörle mücadele operasyonu sırasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı duyuruluyor. Yine daha fazla Rus askeri de bölgeye gelmeye devam ediyor. Kazakistan Devlet Televizyonu silahlı bir grubun Taraz şehrinde gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri de servis ediyor. Bölgeyi en iyi bilen kişilerden bir tanesi olan İstanbul Üniversitesi Türkiye Ad Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ömer Kul olayları şu şekilde değerlendirmiş. Kendisi geniş bir analiz yapıyor ve olayları kendi bakış açısından değerlendiriyor. Kendisinin Twitter sayfasından tamamına bakabilirsiniz. Kısaca özetleyelim. Yapılan zamlar hedeflenenin bahanesiydi. Toplumu harekete geçirecek bir sebep oldu. Kim kazandı sorusunun cevabı yaşananları anlamak ve izah etmekte önemli ipuçları veriyor. Baktığımızda ülkede Nazarbayev'in aile bireylerinin çıkar odaklı köşe başlarını tutması halkı patlama noktasına getirdi. Nazarbayev'in aile ve yakın çevresine karşı bu zafiyeti 30 yılda ülkesi, halkı ve Türk dünyasına katkılarının değil de heykeli yıkılan bir lider olarak anılmasına yol açacak. Aile bireyleri ve yakın çevresinin bu tutumu yanlıştı ama o yanlışı düzeltmek adına hiçbir hamle yapmadı ya da yapamadı. Burada Tokayev'in ya bilerek ya da istese de yapamayarak seçildiği günden bugüne durumu değiştirmek adına adım atmaması da onun eksik yönlerinden bir tanesi. Bilerek müdahale etmemesi doğru ise zaten başından beri Nazarbayev'in gölge cumhurbaşkanı olmak istememesini ortaya koyacaktır ki bunu zaman gösterecek. Lakin Tokayev'in kanaatim Rusya'dan destek sözü aldıktan sonra bu operasyona giriştiği ağır basmakta. Rusya ise istediğini aldıktan sonra iki lideri barıştırmış veya her iki lider de danışıklı dövüşte istediklerini alınca ortam yatışmış olabilir. Zamları bahaneyle gelişen protesto olayları ise Rusya'ya istediği fırsatı altın tepside sundu. Olaylar başladıktan sonra işin seyri değişti. Halkın sokaklara inmesi, talepleri, yağmalamalar, silahlı kişilerin ortaya çıkması, Kazakistan'da hiç kimsenin öngöremediği veya sonucunu kestiremediği bir noktaya evrilmeye başladı. Daha sonrasında Rusya, Tokayev, Nazarbayev ve başta ülkedeki bizdeki gibi yapılanmalar olmasa da FETÖ taraftarları olmak üzere radikal gruplar kartları yeniden oynadı.
FETÖ yapılanması konusu Türkiye'deki gibi devletin hemen her birimine sızmalar olarak değerlendirmek yanlış olur. Türkiye'de okuyan veya Kazakistan'daki FETÖ okullarından mezun olup devlet kadrolarına atanan örgüt elemanlarına karşı hem Nazarbayev'in hem de Tokayev'in daha önce hamleleri olmuştu. Rusya'da zamanında tasfiyelerde bulunmuştu. Örgütün bir kısım üst düzey teröristleri başta Kırgızistan ve Moğolistan olmak üzere Kazakistan'dan çıkarılarak ABD'ye gitmiştir. Tokay'a muhtemelen halka gözdağı vermek ve zayiatı en aza indirip en kısa zamanda kontrol ele almak için en sert tedbirlerle işe başladı. Hükümeti azletmekle kalmadı, Nazarbayev'i görevden aldı, akabinde ona yakın isimleri tasfiye etmeye başladı. Kanaatimce Kazakistan ordusuna Nazarbayev'e yakınlığı dolayısıyla güvenmeyince kolektif güvenlik anlaşması teşkilatından yardım istedi. Tokayev'e göre iş çığırından çıkmış durumda. Nazarbayev taraftarları ve dışarıdan ülkeye sokulan teröristler ülkede darbe yapmaya kalkıştı. Doğru mu? Zaman gösterecek. Ama Tokayev bu gösterileri bahaneyle ülkede ipleri tamamen ele almayı düşünmüş olabilir. Bu anlaşılabilir bir durum olsa da bu tasfiyeyi Moskova'nın yönlendirme, tavsiye veya şantajıyla yapmışsa geçmiş olsun. Kırım gibi Kazakistan'da gitti demektir. Tabii ki Kırım'ın hukuki statüsü farklı olsa da olaylara son dönemlerde aşırı derecede yükselen Kazak milliyetçiliğinin ülkedeki azınlıklara bilhassa Ruslara karşı söylem veya şiddetlerinin yansıması olarak da bakabiliriz. Nazarbayev taraftarları Tokayev'in görevden alma ve tasfiye hareketlerini görünce kazanımlarını kaybetmemek ve tuttukları köşe başlarını korumak amacıyla Tokayev'i devirme yoluna gittiklerini söyleyebiliriz. İşte bu durum işin içine terör gruplarına girmesine yol vermiş olabilir. Sonuçta Tokayev'in sert ve kesin açıklamaları ve iyi organize edilmiş karşı propaganda faaliyetleriyle halkı ve eğitimli insanları oyuna gelmemeye ikna etmesi, kısa zamanda yapılan çok fazla tutuklama ortamın Tokayev'in lehine dönmesine yol açmıştır. Neredeyse 30 yıl Kazakistan haricinde Nazarbayev'in en güvendiği kişilerden birisi olarak görev yapan Tokayev'in şayet Rus baskısına maruz kaldıysa, bağımsızlık sonrası Kazakistan'ın çok taraflı uluslararası ilişkilerinde noktalayabileceğini öngörebiliriz. Lakin burada belirleyici olan Rusya faktörünü takip etmek ve ortaya çıkan duruma göre değerlendirme yapmak olacaktır. Tahminim, hiç arz etmesem de önümüzdeki dönemde Türk dünyasına yönelik faaliyetlerin daha yüzeysel olacağı, Kazakistan'ın kulağını Moskova'ya çevireceği yönünde yeni bir hamle bekliyorum. Rusya altın tepside kendisi adına birçok fırsatı elde etmişe benziyor. Bir kere artık Kazakistan'da kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyeleri haricinde sadece Rusya'nın 3000 civarında askeri var. Ülkeden çıkar mı? Ümit edelim çıksın ama çıkmama ihtimali yüksek görülüyor. Kırım'ın ilhakı, Rusça'nın resmi dil olması veya Rus nüfusun bulunduğu bölgelere özellik verilmesi gibi istekler olup olmadığı veya Tokayev'in bunları kabul ettiğine dair somut bir bilgi yok. Umarız böyle istekler yoktur. Tokayev'in halka seslenişini Rusça yapması egemen bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak yanlış bir karardır. Kazakça yapması doğru olandı. Açıklamanın Rusça yapılması Tokayev'in Moskova'nın adamı olduğunu gösteriyor. Üzüntü verici olan ise Kazakistan'da 30 yıl geçmesine rağmen Kazakça konuşmak bir nevi varoşluk gibi görülüyor. Bence asıl düşündürücü olan husus bu denli yoğun yaşanan milliyetçi bakış açısına rağmen halen nasıl Rusya'nın halk ve aydın kesim arasında bu denli yer edindiğidir şeklinde kendisinden değerlendirmeler geliyor. Son olarak Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsızlığın Kazakistan'da bu yaşananların arka planında olduğunu da söyleyebiliriz. Evet dostlar, son değerlendirmeler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.